Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Dead by Daylight'ın test server'ındayız. Oyuna yeni katil ve kurban geliyor. Gördüğünüz gibi arkada bir cyberpunk teması var. Şimdi size katili göstereceğim. Hemen özelliklerinden bahsedeceğim. Ardından oyuna geçeceğiz. Şimdi katilimizle oyuna gelelim. İsmi Dümenci arkadaşlar. Böyle bir arkadaşımız. Bilmiyorum, sizin görüşlerinizi muhakkak yazın yorumlara. Oyuna geçmeden önce size hemen karakter hakkında avantajlarını ve özelliklerini, neler yaptığını kısaca bir anlatacağım, ardından oyunumuza geçeceğiz. Öncelikle karakterimizin niteliklerinden başlayalım. Katilimizin hızı 4.4. Yani hızlı bir katil değil, çünkü uzak mesafeden hasar veriyor, saldırıyor. 24 metre bir dehşet alanımız var, çünkü hızı düşük olduğu için düşük bir dehşet alanı. Boyumuz da ortalama, kolay bir şekilde mind game'i yapmamıza olanak sağlayacak. Avantajlarına gelecek olursak, ilk avantajımız arkadaşlar şöhret budalası. Eşi benzeri olmayan şovmenlik yetenekleri, herkesle büyülüyorsun diyor. Bir kurban taşırken şöhret budalası etkinleşiyor ve dehşet alanındaki kurbanlar 20 saniye zayıf durma etkisi altına giriyor. Şöhret budalası taşıdığı kurbanı bıraktıktan sonra 90 saniye bekleme süresine girer diyor. Ama bu 40 saniye falan düşüyor sanırım son avantajı açtığımızda. Yani 3. seviyesini açtığımızda. Yani artık body block yok arkadaşlar. Direkt bir şekilde sırtımıza aldığın zaman, hani eskiden body block atıp kancaya astırmıyorlardı ya, öyle bir olay yok. Artık body block var. Özellikle biliyorsunuz kanca kararınca avantajı var ya. Tuzakçındı sanırım. %18 daha. Yüzde kaçtı? %18'di değil mi? Daha hızlı taşıyordunuz ya sırtınızdayken kurbanı. Özellikle onunla çok güzel girebilir. Hem kurbanı hızlı taşırsınız, hem de direkt bir şekilde yakalayıp vurabilirsiniz kurbanı taşırken. Güzel gidebilir. O geldi ilk olarak aklıma. Diğer avantajımız Efsun kitle kontrolü. Burada Efsun direkt bir Efsun totemimiz oluyor arkadaşlar. Bir kurban hızlı bir şekilde bir pencereden atladıktan sonra mahluk pencereyi 10 saniye boyunca kapatıyor. Kullanamaz hale getiriyor. Şöyle bir şey, toteminiz oluyor ama. Yani o totemi kırarlarsa bunu şey yapamıyorsunuz. Bu avantajınız gidiyor. Kandırıkçı gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Kandırıkçıdan pencereden sizin geçmeniz gerekiyordu ya. Bunda direkt bir şekilde şey kilitleniyor. Duvar kilitleniyor. Mesela T duvarda ya da İki tane L duvar var ya böyle bazı haritalarda. Orada falan güzel iş yapabilir aslında. Ama Efsun'un olması işte biraz sıkıntılı. Efsun'u kırdıktan sonra avantajınız hiçbir şey yaramıyor. Diğer avantajımız arkadaşlar, çıkış yok. VIP odasına öyle herkesi alacak değilsin diyor. Kanca yastığımız her farklı kurban için çıkış yok nişanı kazanıyoruz. Son jeneratörde tamir elinde mahluk. İki çıkış kapısını, şalterlerini kullanımına da sahip olduğu her nişan için 8 saniye boyunca engelliyor. 4 kişiydi kancaya astığımız zaman toplamda 32 saniye boyunca kapılar kilitleniyor. Freddy'de arkadaşlar biliyorsunuz, hatırla beni avantajı var ya, 25 saniye miydi? Öyle bir şeydi. Kapıyı geç açıyordu. Mesela bununla ona 32 saniye boyunca kapıyı engelleyeceksiniz. Freddy ile de yavaş açacaksınız kapıyı. Yani jeneratörler olduktan sonra kapının açılması yine 1 dakika sürebilir. Bu hatırla beni ve Noed avantajı farklı gidebilir. Denenebilir ya. Çok değişik avantajlar yapabilir. Dümencimizin arkadaşlar özelliği, mıhlayıcı özelliği var. Uzaktan bıçak fırlatıyor. Oyuna 60 tane bıçakla başlıyoruz. Sağ tuşu aynı Huntress'taki gibi. Sağ tuşla basılı tutarak direkt sol tuşla bıçakları fırlatıyoruz. Bıçaklar çok hızlı fırlatıyor. Değişik eklentileri var. Böyle bıçaklar sekiyor falan duvardan. Yani Valorant'taki jet gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Fırlatıyor bıçakları. Kesik göstergesi var. Direkt bir şekilde 8 tane vurduğunuz zaman arkadaşlar bıçakla 8 bıçak darbesi attıktan sonra kurban yaralanıyor. Üstüne bir 8 bıçak daha isabet ettirirseniz direkt bir şekilde kurban yere düşüyor. Şöyle bir şey var, bir de ana etkinlik var. Her bıçak darbesi etkinlik göstergesini dolduruyor. Kurbanların etrafında hani böyle bir yuvarlak çiziliyor. Orayı gösteriyor. Gösterge dolduğunda direkt bir şekilde yetenek tuşuna basıyorsunuz, ana etkinlik geçiyorsunuz. Dümenci bu moddayken geçici bir süreyle potansiyelin tamamını açığa çıkarıyor ve sınırsız sayıda bıçak fırlatıyor. Ve fırlatma hızı çok önemli ölçüde, artıyor. Böyle spamlıyor. Yani böyle taramalı tüfek gibi tak 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 çok hızlı bir şekilde fırlatıyor bıçakları. Ana etkinliği açıldığında. Onu zaten göreceksiniz solda. Yani şöyle bir şey, bir de eklentisi var bunun. 60 bıçak, 15 bıçakla fazla 75 bıçakla başlatıyorsunuz. Bıçakları dolaptan geri alıyor. Bıçakları alma animasyonu biraz hani yavaş alıyor. 60 tane bıçak aldığı için. Çivil tabut da güzel gidiyor bu katile. Şimdi göreceğiz arkadaşlar. Şu an tabii her şey betasında. Şu anki haliyle güzel. Öyle özellikle çok fazla bıçak olduğu için kolay kolay loop yapamıyorsunuz. Bazı böyle kısa şeylerin etrafında. Böyle tahtaların etrafında falan. Mahzende
bir şekilde yapabilirsiniz. Bir de Jungle Gym'de falan olabilir ama onun haricinde böyle kısa objelerin arasında böyle taşlar, hani yüksek taş falan varsa etrafında kolay loop oluyor ama her türlü 60 tane bıçağı olduğu için o 8 tanesini size saplıyor. Yaralıyken de risk alırsanız muhtemelen düşme olasılığınız çok yüksek. Çünkü çok fazla bıçağı var ve kesinlikle isabet ettiriyor yani. Aim'i biraz iyiyse o bıçakları size saplıyor. Güzel bir katil. Açıkçası benim fikrimi soracak olursanız tip olarak bayağı beğendim. Prestij özellikle çok yakışır buna. Ve oynayış olarak da eğlenceli. Şimdi zaten oyunumuza geçeceğiz. Göreceksiniz. Siz de muhakkak arkadaşlar videoyu izledikten sonra düşüncelerinizi ve yorumlarınızı yazın. Temayı falan hoşunuza gitti mi? Bununla ilgili düşüncelerinizi sizin de çok merak ediyorum. O zaman hemen oyunumuza geçelim. Ooo! Solmuş gibi bataklı göldeyiz. Bir dakika. Şimdi bıçağın nişanı. Ha. Bir dakika. Bıçağın nişanı. Pıt fırlat. Basılı tutunca. Ooo, sen neler diyorsun? Spamı gördün mü? Spamı gördünüz değil mi? Pıt 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 pıt. Yaralandı mı şimdi bu? Vallahi bıçak manyağı yaparım seni ha. Aa, ne güzel güldü öyle. Müziği çok güzel. Kum torbası. Kum torbası bas bakalım. Oo, çok güzel. Bir dakika. Bu ses benden. Evet benden geliyor o ses. Çok iyi. Ulan bitir. Kardeşim bir iki dakika bir durun be. Seni gördüm oğlum kırmızı şort. Kaç tane bıçağım kaldı bu arada benim? Kafalı. Gülüyor lan bir de. Yaralandı. Sana da atayım. Bu da yaralandı. Bir dakika yaralanmadı. Yaralandı. Oy. Sesleri çok iyi. Çok güçlü oğlum bu. Ne yapıyor şu an bu? Dur bakayım. Süper. Bir dakika. Çok eğlenceli. Çok güçlü. Bildiğin spam yapıyorsun. Bildiğin spam yaptım şu an ve orada kimse yok. Şuraya tarafa doğru gidelim bakalım. Kaç? Bir jeneratör mü oldu şu an? Evet, bir jeneratör oldu. Bu da yapılmıyor. İki kişi şey yaptık değil mi? İki kişi asabildik. Bir dakika o şimdi oraya girecek ki o biraz sıkıntılı olabilir. Aha, biri totem kırıyor. Aha, yaralandı değil mi o? Aha, orası da şey oldu. Sen ciddisin şu an. Neler oldu oğlum bu katile böyle? Ver bakayım bıçakları. DC oldu. Pıt. Kafasına. 46 tane daha bıçağım var yalnız şu an. Bir dakika, ne tarafa doğru? Çok fazla bıçağım var. Bir dakika. Nasıl iyileşti lan bu? Zamanı bitince iyileşiyor. Zamanı şey yapınca, yani şu an yaralanmadı mesela. Yaralandı şu an. Şu an yaralandı.
Gülüşü falan çok güzel. Tekrar yukarı çıkacak. Tekrar yukarı bakacak. CTRL'e basayım. CTRL'e basınca ne oluyor? Bir dakika dur. Orayı bırakalım. Ha anladım, tamam. CTRL'i anladım, tamam. CTRL'i anladım. Şimdi CTRL'i şimdi mi basacağım? Ne zaman sonra ölecek bu? 4 tane bıçağım kaldı şu an. Düşmedi değil mi? Düşmedi. Katil. Aa şey, avantajı var. Paleti vurduktan sonra %150 gitti, gördünüz mü? O avantajı var. Kendi avantajı tabii o. O da bayağı iyi olmuş. Şunu düşürelim bakalım be. Etrafı sarı olduğunda. Anladım. Yapacağım. Etrafı, ona dikkat etmem lazım. Bir dakika. Tamam, bu tükendi zaten. Bu avantajını kullandı. Sopa da çok güzel. Sopası da harika. Peki bu adam niye DC oldu, onu anlayamadım. Kurban 8 kez bıçakla vurunca yaralanıyor. O şey nasıl şeye çıkıyor? 16 bıçakla yere düşüyor. Bir 16 bıçak yapmamız lazım ya. Çok beğendim abi. Aşırı başarılı. Şu an çok güzel yani, değişik bir şey yapmışlar. O totemi temizlemiyor değil mi? Nereye doğru koştu? Oradaki jeneratörü yaptı ve gerçekten oraya koştu lan. Helal olsun sana. Gerçekten helal olsun kardeşim. Aha manyak moda geçti şu an. Ne yapıyor oğlum bu? Bu ne böyle? Bu ne böyle? Ne olduğuna dair şu an hiçbir fikrim yok. Nasıl bir bıçak şeyi bu? Hala jeneratör yapıyorlar bu arada. Onu tekrar yapmam lazım ya, kesinlikle. Nereye? Vurdum bir tane. 8 tane vurmam lazım değil mi ona düşmesi için? Dur bakayım. Çok az kaldı. Bir dakika. Çok az kaldı. Oy abi, kaçamazsın bundan. Çok sıkıntı bu şu an. Öyle pencere mencere. Boris'ine bakalım. Kanda. Kansanda. Zeyco Zongodanski. Usopsan. Döner Balbazar saldırısı. Ta 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 ta. Öldün çık. Tam öyle oldu ha. Ta 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 öldün çık oldu. Çok hoşuma gitti. Çok güzel abi. Bu karakteri direkt prestij 3 yapıyorum ya. Direkt yani. Hiç acımıyorum. Kitana wins. Flawless. Victory. Nerede o serseri? Bir dakika, şu. O diğeri de orada değil mi? Şuna da bir saldırı yapalım. Baksana aga, vuruyor yani ya. Düz öyle. Baksana. 50 tane daha var. Nereye kaçacaksın ki? Ne zaman sarı oluyor? Sarı olmadı şu an değil mi? Tamam. 3-5 tane daha vurunca tekrar yaralanacak bu.
Ya da direkt bunu sol klikle şey yapacağım ya. Oradan atlayacak. Bu biliyor biraz burayı bu. Bu biraz biliyor burayı. Aa, atmıyor. Şimdi nasıl kaçacağım? Aha. Atmadı. Aa, bug'a girdi galiba. Aa, bug'a girmedi ha. Sağ klik'e basılı tutmam gerekmiyormuş orada. Anladım. Anladım. Sağ klik'e basılı tutmam gerekmiyormuş. Direkt solla atıyormuşum. Oğlum 500 tane bıçak yedi. Nasıl ölmedi bu hala? 550 tane bıçak yedi. Hızını yaz belli kesinlikle. Bir de hızlı olsa çok sıkıntılı. Bu sağ klik'e basılı tuttuğum için bıçaklar atmadı. Yoksa orada bıçak bu da herhalde salacak ya. Bir kişi yapabildik Mori. Bu da salacak galiba. Mori yapmayayım diye. Çok iyi abi. Katil çok beğendim. Mükemmel yani. Anladım ya bütün mevzuyu direkt. Direkt bütün mevzu anlaşıldı yani. Ona da bir mori yapalım da. İkincisine de mori yapalım bir. Kurbana da bakacağız. Bakmadık daha kurbana. Ama çok beğendim. 75 bıçak var abi. Baksana. Baksana döner bıçak saldırısı yapıyorum resmen. Yani nereye kaçacaksın ki? Dümdüz koşsan yine fırlatıyor bıçakları. Çok sıkıntılı. Morris'i de güzel ya. Konuşuyor lan. İlk defa konuşan bir katil değil mi böyle? Bir şeyler söyleyen bir katil yani. Değil mi? Böyle ilk defa birisi böyle konuşuyor. Şöyle tek tek de fırlatıyor şöyle. Çok iyi. Çok güçlü. Aha. Ulan biri mi attı bu harita yine? Bir girişte böyle bir seyirci selamlarmış gibi duruyor, durması duruyor, ondan sonra bir şey oluyor. Hadi bakalım. Ali Osman en profesi en son abi. Bak duymuyorlar bile bak. Kim bu yine? Yaralandı mı? Yaralandı. Kimdi bu? Simon'du. Vay bizim Ali'ye bak. Simon'a bak sen. Nasıl oynuyor? Simon'u görüyorsun ha? Tarkovcu'yu yakaladım bu sefer arkadaşlar. Güzel katil ya. Ben sevdim. Hoşuna gitti. Evet. Bir stack oldu. Arkadaşlar jenraş atmayalım. Teşekkürler. Nerede bakalım? Berkan'la Emirhan nerede acaba? Aha. Orada bir jam patlaması oldu. Vay hayınlar sizi, hayınlar sizi. Vay hayınlar sizi. Bak bak bak. Saldır. Uçak saldırısı. Aha şimdi apı yuttun işte. Şimdi apı yuttun. Bıçak saldırdı. Kim bu? Lan Berkan düş yere. Berkan yere düşme. Yıkılmayan adam gibi oldu. Yere düşmedim bir anda. Gel bakalım.
Kaç tane? 12 tane. Çok azalmış. Çok azalmış. Hemen doldurmam lazım. Burada şey yok mu ya? Dolap. Dolap mı? Ha, burada varmış. Alalım bunları da hemen. Hadi bakalım. Şimdi nerede bu? Aha! Ali Osman! Yakaladım kardeşim. Birisi yan... Birisi yanımdan geçti gibi oldu sanki. Merhaba. Ali Osman burada. Aha, Ali Osman geliyorum, arkandayım. Bak bak, köpkeyi görüyor musun sen, köpkeyi? Nasıl loop yapıyor? Aha! Flashçı buradaymış. Hayır. Güzeldi, güzeldi. Ayş. Aa, bir şey dedi yine. Yine bir şey dedi bu arada, duydunuz mu? Ayş bir şey dedi ama anlayamadım. Aa, Ali Osman burada. Kardeşim düşersin oradan ya. Aha. Bu sefer yemedi. Hadi bakalım, bu sefer yemedik. Hemen asayım şuraya. Oh shit, ne dedi? O iş mi dedi, bir şey dedi ama anlayamadım. Alo, Simon'la Ali şeyle, Ali ile bizim Emirhan girişiyorlar fütursuz bir şekilde jeneratörlere. Tepedekini yapan yok galiba. Şu paletten bir kurtulalım. Paletten bir kurtulalım arkadaşlar. Bunu da yapan yok. Hemen hızlı bir şekilde. Merhaba. Kim buradaki? Kim o? Aha, Ali değil mi? Bizim Ali bu. Evet evet. Hadi gel bakalım buraya. Yakalandın. Edo Grit hoş geldin. Ali'yi de yakaladık. İki can kaldı. 21 tane kaldı. Doldurmam lazım tekrar. Ali'nin de ikinci asışı bu arada. Bakalım neredeler? Biri tepede. Biri tepede can yapıyor. Diğerleri nerede? Bu jeneratör zaten çok ilerlememiş. Şuraya gidebiliriz. Arka taraftalar galiba. Aha, birisi kim bu? Birisi de buraya mı gitti? Evet evet. Kim bu, Ali mi? Berkan mı, Berkan? Berkanmış bu. Bıçak manyağı oldu. Berkan, 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 Berkan. Al bakalım. Birden hızlanması çok fena ya. Mermi manyağı yapıyor. Şuradan bir jeneratör kaldı bu arada. Karakter güzel ya. Karakter bayağı başarılı, beğendim. Tepedekini yapıyorsa bakalım. Tepedeki olmuyor. Tepedeki olmuyor. Direkt jen fareleri. Birisi burada yine. Kim buradaki?
işte hızı yavaşlıyor ya biraz. Orada biraz sıkıntı var. Hızımızın yavaşlaması kötü biraz. Burada. Kim peşinden koşuyorum şu an bilmiyorum. Kim bu arada bu? Yaralandı değil mi? Evet yaralandı yaralandı. Yaralandı ve nereye gitti abi? Bu kim? Oğlum... Demin yaralanmadın mı sen? Demin yaralanmadı mı? Hala mı yaralanmadı? Yaralandı galiba bu sefer. Evet yaralandı yaralandı. Bu sefer morilendim Berkan. Bu sefer mori. Kanda! Kanda! Daha mori yiyen yok mu daha? Bir kişiye mi yapabildik mori? Galiba. Jenler kapalı zaten. Burada kimse yok. O diğer jeneratör de kapalı. Şey jeneratör diyorum kapı. Oradan açtılar kaçtılar. GG. Kim bu? Abi çok 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 fena ya. Bakar mısın şuna? Ali Osman'a bak. Ali Osman. Ali Osman da gitti. Kim bu arkadaş? Simon. Yakaladım seni Simon. Bakma arkada. Görüyor musun? Aha, kaçacaklar kaçacak. Kaçtılar. Emirhan kaçırıyor Ali Osman. Emirhan. Emirhan. İki gömke de kaçtı. Tam bir takım oyunu yaptılar orada gördünüz mü? Kanca. GG güzeldi. Çok iyiydi, çok iyi güzel oyundu. GG. Bak bak bir de Ali Osman'a bak bak. Yeni parça falan takmış köpkeyi görüyor musun? İkisi de fener falan almışlar. Güzeldi gençler elinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Kendisi YouTube'da nasıl bıçaklandığınızı izlersiniz. Evet arkadaşlar bu bölümde katile baktık. Diğer bölümde de yeni gelecek olan kurbana göz atacağız. Avantajlarına bakacağız. Ve bir iki elde onunla oynayacağız. Dediğim gibi düşüncelerinizi yazın. Merak ediyorum gerçekten. Hoşunuza gitti mi nasıl oynanış olarak? Gücü nasıl sizce? Bunları yorumlar kısmınıza yazarsanız okuyacağım bunları. Başka DBD videolarında görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.